Arkadaşlar merhabalar, bu videomda mikro orijinal yayınlarını hazırladı. THT-HT Geometri Soru Bankası kitabında kenar ortay konusunun muhteşem üçlü orta tabanla ilgili kazanım testinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. 9 verilmiş, 15 verilmiş. Ne üçgeni var burada? 3, 4, 5, 13 katı, yani 9, 12, 15 üçgenler 12 yaptı burası. Peki şurada da bir kenar ortaylık verilmiş. 90'dan bir kenar ortay çizilmiş. Hop, burası da eşit olmaz mı? Olur. Yani muhteşem üçlüden eşit oldu. O zaman 12 ise burası da 12, burası da 12 oldu. Bizden BC uzunluğu isteniliyor. Cevap böylelikle 24 çıkar. Yani cevap denizli oldu birinci soruda. Geldik ikinci soruya. 90 var. Eşit eşit. Muhteşem üçlüden hop, şurası da eşit olmaz mı? Olur. Burası 5, 12, 13 üçgeninden 13'tür. Burası da 13'tür. Burası da 13'tür. Dolayısıyla buraya da ne kaldı? 8 kaldı. İkinci soru denizli oldu. Geldik 3'e. 3, 4'ü gören hemen zaten şunu yapıştırır büyük ihtimalle. Hop hocam, 5 burası. 5'i yapıştırdın. Ha, şunlar eşit, bunlar da eşit. Hem paralel hem de 1'e 2 oran yok mudur burada? Yani 5 iken burası 10 olur. 3. soru denizlici. Geldik 4'e. Uzunluğu 15 birim olan çubuklar ABC üçgeninin kenar orta noktalarından geçecek şekilde yandaki gibi yerleştirilmiştir. Şu orta nokta, şu orta nokta, aynı şekilde bu da orta nokta. Sonra uzunluğu 15 birim ya. Bak 2 birim burada, 6 birim burada, 8. Burası 7 oldu. Hocam bunlar eşit, bunlar eşit. Şurada bir orta taban oluştu mu? Evet. Yani 7 iken BC uzunluğu kaç yapar? 14 yapar. Sonra maviye bakalım. Hocam 1 burada, 5 burada, 6. Tabağımı kaç birimde bunun? 15'ti. 9 kaldı buraya. Şunlar eşit, bunlar eşit olduğuna göre bununla da bu orta tabandan dolayı 9 ise 18 mi yapar burası? Aynen öyle. Sonra yeşile bakalım. Yeşile bakacak olursak da 3, 4 daha 7. Hocam tamamı bunun kaçtı? 15'ti. 15 olduğuna göre buraya kaç kaldı? 8. Burada da şunlar eşit, bunlar eşit. Burada da şöyle bir orta taban çıktı. 8 iken burası da 16 oldu? Evet. Çevre isteniliyor. 16, 14 ve 18'in toplamı isteniliyor. O da kaç yapıyor? 48 yapıyor. Yani 4. soru Edremit oldu. Geldik 5'e. Evet, şu üçgende dikkat edersen ne var? Hocam bu üçgende iki kenar ortayın kesim noktası var. İki kenar ortayın kesim noktası nedir? Ağırlık merkezidir. Hocam burası ne oldu? Ağırlık merkezi oldu. 1'e 2 oranından dolayı burası 4 mi yaptı? Evet, sonra soruyu çözemedik. Eksik bilgi var büyük ihtimalle. Soruyu okuyalım. AD ile DB birbirine eşit verilmiş. Tamam. B ile EF birbirine eşit. Tamam. Bir de BF ile FC de eşit verilmiş. Bak. Şimdi ağırlık merkezi sorularında ekstra bir eşitlik varsa büyük ihtimalle karşımıza orta taban çıkar. Bak bunlar eşit. Hocam şunlar da eşit. Ana ne çıktı burada? 6 da verilmiş. X deniliyor senden. Hop şöyle bir yan yatık orta taban yok mu? Var. Burada uzunluk 6 değil mi? 4, 2 daha. Evet. 6 ise burası da kaç yapar? 12 yapar. Yani 5. soru Edremit oldu. Geldik 6'ya. Hocam eşitlik var. Eşitlik varsa benim aklıma ne gelir? Senin de aklına o gelsin. Orta taban. Hop şöyle. Hocam kenar ortay çizeyim. Hayır. Kenar ortay çizdiğin özel bir durum çıktı mı? Çıkmadı. Sil o zaman. Silmeyi de bil. Ha ikiz kenar olsaydı çizilen kenar ortay yükseklik olurdu. O zaman güzel bir çizim olurdu. Ama bak burada sadece eşitlik varsa eşitliğin olduğu yere kalemini koy. Çiz orta tabanı. İki ihtimalim var. Ya böyle paralel ya böyle paralel. Üçgen oluşması bizim daha çok hoşumuza gider. Şöyle paraleli çizdim. 10 ise burası 5 yaptı. Hocam şu uzunluk kaç toplamda? Toplamda 14. 2'ye böl, 7'ye 7 olacak. Değil mi? Evet, 7'ye 7 olacak. O zaman burası kaç oldu? 4 oldu. Şimdi şurası 7, burası da 7 olacağından 3'ü buradaysa 4 kaldı. Aa hocam ne var burada? 4, 5. 3, 4, 5 üçgeninden 3 çıktı burası. Hocam burası 3 çıktıysa ikizkenar dik üçgenden dolayı alfayı da kaç derece buluruz? 45 derece olarak buluruz. Yani 6. soru böylelikle denizli çıktı. Ve böylelikle bu kısmı hallettik mi? Hallettik. Sırada ne var? Kenarortay çizim var. Bir sonraki videoda kenarortay çizim testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.